Evet, herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Base Scripting eğitimimiz birinci kısmın son videosundayız. Yani bu slaytların son videosu. Burada uygulama geliştirme isimli bir başlık var. Burada başlığın altında GCC'nin komut satırından kullanılması, GDB'nin komut satırından kullanılması, Makefile'ın komut satırından kullanılması gibi başlıklara değinerek dersimizi tamamlayacağız. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu bir komut satırı eğitimi slide dizisiydi. Biz ise komut satırını Base Scripting bilgimizi altlık olarak, temel bilgi olarak öngörüyoruz. Scriptlerimizde zaman zaman çeşitli derleme işlemleri de yapıyor olabiliriz. Kendimize IDE'mizin sağlamadığı bazı özellikleri eklemek isteyebiliriz veya bazı test ortamları oluşturmamız zaman zaman gerekebilir. Ve GCC'yi de komut satırından kullanabiliyor olmanın büyük bir avantajı var. Hem Makefile kullanım açısından hem ileride CMake kullanacağınız zaman veya şu anda da kullanıyor olabilirsiniz. Buradaki parametreleri bilmenin, GCC'nin de geniş bir manueli vardır. Onu da zaman zaman müracaat etmenin pek çok faydası var. Hemen biz konuya geçelim mi? GCC biliyorsunuz, GNU C Compiler, C uygulamalarımızı derlediğimiz komut satırında derleme işlemlerimiz için başvuracağız şimdi GCC'ye. Şimdi ben örnek birkaç C dosyası kodladım sizin için eğitime dönük. Ve önümüzdeki birkaç slaytı şu ilk sayfanın basitliğinden ziyade birkaç slaytı kümülatif olarak bir arada işleyebileceğim bir kütüphanede seçtim. Da birkaç dosyayı bir arada kullanıyorum. Şimdi burada ne yapmış? Burada ne yapmış? Bir konuşarak inelim. Output'u test komutunun ismi test olmak üzere test.c'yi derler. Test.c'den bir test.o üretir ve en sonunda da ld'yi otomatik olarak çağırır ve link olur ve bir test uygulaması ortaya çıkar. C++ için hakeza öyle. .cpp daha çok tercih edilebilir. Uzantı olarak önemli değil. Tire Wall burada bir duvar değil. Warning all tüm uyarıları aç anlamında. Dosyaları teker teker derlemek için bakın birinci dosyayı derliyor. Ne olacak? Buradan bir çıktı. Test 1.o. İkinci dosyayı derleyecek. Buradan ne çıkacak? Test 2.o. Üçüncü de ise linkage aşamasına geçiyor. Output olarak da test executable çıktı olarak karşımıza çıkacak. Kimler linkleniyor? Test 1O ve Test 2O. Linker uygulamamızda LD otomatik olarak çağrılır diyor. Bir de evet Libc'nin manuel, geniş bir manueli de burada ayrıca var. GCC'nin bunu hakeza buna benzer manueli var. Bir de Libc'nin manueli var. Yani standart C kütüphanesinin bir implementasyonunu görüyorsunuz. Bu Libc'ye sırtımızı dayıyoruz her C uygulamasını derlerken neticede. Ve runtime'da da çalıştırırken. Bu standart C kütüphanesinin dışında ve standart C kütüphanesinin derlenmeleri işte farklı farklı implementasyonları var. Bunların bizim en çok karşımıza çıkan GNU'nun Libc'si. Evet, standart C kütüphanesi zaman zaman işimize yetmeyecektir çoğu zaman. Temel şeyleri C library ile yaptık diyelim. Onun dışında da çok önemli bir kütüphane libfoo diyormuşum. Şaka tabii ki. Burada örnek olarak vermiş. Biz ise kendi örneğimizde glib kullanacağız. Glib bu arada glibc değildir. Glib genom kütüphanesinin C'de yazılan evet genom kütüphanesinin
Yani grafik arayüz kütüphanelerinin o üstüne bindiği low level bir kütüphane var glib. Daha çok veri yapılarıyla alakalı. Stackler, queue'lar, single link listler, double link listler gibi pek çok interface sağlıyor. Biz de örnek olarak bunu kullanıyoruz. Neden bunu örnek olarak kullanıyoruz? Tüm slaytları kapsasın diye aslına bakarsanız package config destekleyen bir kütüphane örneği olması adına bunu tercih ettim. Şimdi package config de nedir? Şimdi biz çok güzel şu örnekte test 1C değerlendi, test 2C değerlendi. Oh ne güzel, hepsi aynı dosya içerisinde. Ne bir herhangi bir herhangi bir bambaşka bir klasörde bir kütüphane var, ne herhangi bir bambaşka klasörde bir header file var. Hiçbir şey yok. Gerçek hayat böyle basit değil. Bunlar örnek sadece. Şimdi gerçek hayata daha yakın olan şey. Bu arada burada bir yanlış yazım var. Bunu da ben notlarım arasına alacağım. Bootleyince arkadaşlara mail atacağım. Zaten bu eski bakımı bitmiş bir slide biliyorum ama ben yine de eksikleri tespit etmiş o ettiğim için bir mail atacağım bununla ilgili. Onlarla görüşürüz bu tarz şeylerde. Buraya parantezle lips arasına ben birazdan doğrusunu göstereceğim. Kütüphanenin ismi de gelmesi gerekiyor ki ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak. Şimdi biz normalde bir header file'ı ekleyebiliriz ama bu header file'ın nerede olduğunu biz derleme zamanımızda GCC'ye bunu söylemezsek bunun bilgisi derleme anına eklenmiş olmuyor. Bu bilgiyi derleme zamanına eklemenin yolu ya biz bunu manuel olarak buraya kullandığımız header file'ların petlerini ve kütüphanelerin petlerini doğru prefikslerle tire büyük, tire büyük, ı, tire büyükle veya gibi prefikslerle beraber yanlarına pet olarak ya biz kendimiz manuel vereceğiz veya package config desteği varsa kurduğumuz paketin apt install'la işte libsqlite-dev, libcurl efendim, libxml2, libexpat, lib bla bla aklınıza ne geliyorsa C library ve lib, glib. Bunlar eğer package config özelliği ekliyorsa onların kurulumlarıyla beraber apt get kurulumlarıyla beraber nokta pc dosyaları geliyor. Nokta pc uzantılı dosyalar görürsünüz. O nokta pc uzantılı dosyalar sayesinde package config bir çözümleme yapıyor ve şuradaki cflex'i ve tretralips'i otomatik olarak ekliyor örneğin. Şimdi glib 2.0 kullanacağız. Enter'a bastığım zaman bakın bir çıktı üretiyor. Daha önceki derslerde bir ifade etmiştik. Dolar parantezle biz komutu handle ediyoruz. Çıktısını standart auto basıcı açıklığı handle ediyoruz. Buraya enjekte etmiş oluyoruz bu komut satırına. Evet efendim bunun karşılığında benim manuel olarak neye yazmama karşılıkmış bakın şurası. Dedim ya burada slide'de eksik var. Lips'ten sonra parantezle lips arasında kullanılacak kütüphanenin adının girilmesi lazım. Biz girdik bakın eksiği biz burada tamamladık. Şimdi tire i. Tire i ile ne veriyorum aslında GCC'ye? Include yani header file'larım kardeş benim burada. Bak ben şuraya efendim glib h yazdım ama sen git buradan bak. Tamam bu bir. Bir de buradan bak. 2. Tire l glib 2.0. Bakınız ben bu kütüphaneyi ekliyorum. Glib 2.0 kütüphanesini ekliyorum. P tire de ekliyorum. libpcr'ye pdret'i tekrar yazmış. Standart attı. Flag'lerden iki defa gelmiş. Şimdi bir de ayıralım onları. Bir ld flex'i ayrıca bir alalım. Bakın bu bir flag bilgisi. Kütüphane flag bilgisi böyle gelir. C flex'te bakınız böyle gelecek. Gelecek gelir. Ne oldu? Include'larım bu şekilde. Library'lerim de, kütüphanelerimin ismini de bu şekilde eklemiş oldum efendim.
Evet. Buradaki tire L prefikstir. GCC'ye aittir. Ondan sonra gelen kelime de kütüphanenin ismini temsil eder. Efendim. PCRE gibi. Evet. Şimdi bir derleme işlemi biz bu şekilde yapalım bakalım. Ne dedim? Manuel. Artık ben sistemin içerisinde fellik fellik ya bu library nerede? Bu header file'ı nerede? O nerede, bu nerede demiyorum. Eğer kütüphanenin paket kurulumu -g'yi de başa alalım. Warning all diyelim. -g'yi de alalım. Enter'a bir basalım. Bakın, tüm warning'leri açtığım için burada bir conversion'la ilgili G-pointer dönüyor. As known as void yıldız. Burada bir casting yapılması lazım ki char yıldız warning'siz bassın. Warning'i siliyorum. Warning all. Burada tireci ile ise warning all kapsamında olmadığı için warning gelmeye devam ediyor. O ayrı bir konu. Şimdi tireciyi sildiğimde file test diyorum. Bir de tireci ile birlikte veriyorum. File test diyorum. Bakın tireciye verdiğim zaman with debug info ifadesi geldi bakın. File çıktısına. Burada with debug info ifadesi geçmez. Buradaysa with debug info ifadesi geldi. Debugging için debug modda derlemek demek. İşte bu tireciyi buraya eklemek demek. Tamam. Biz warning all'la beraber derliyoruz şu an. Derleme işlemimizi yaptık. Bir de şöyle deneyelim. Ben manuel olarak sistemde kütüphanemin hangi include'ların nerede olduğunu bildiğimi, hangi kütüphanemin ilave hangi kütüphaneleri istediğini bildiğimi varsayıyorsam eğer aslında bu şu gibi oluyor. Package config kullanmıyorum da Package config'de gidip paket kurulumundaki nokta pc dosyasından bir şeyler öğrenmiyor. De ben bu şekilde manuel ekliyorum diye düşünün. Aynı şey. Evet. Şimdi test uygulamamızı çalıştıralım. Evet. Hello from Dr. P dedik. Evet. LDD ile uygulamanız hangi kütüphaneleri kullanıyor görebilirsiniz. Bakın biz lib glib 2.0 so'yu kullanıyoruz. PCR'yi de otomatik ekledi. Yani nokta pcs'inde yazdığı için bağımlılığına. Ayrıca ptr'de kullanıyor. Tire l pcr'ye yazdığım için lib pcr'ye so'yu aradı. Tire l glib 2.0 yazdığım için lib glib so'yu aradı. Evet. Eğer dinamik linkage varsa, dinamik kütüphaneler eklenmişse elde de böyle listeleyebiliyorsunuz. Ayrıca obj dump'la da pek çok bilgi edinebiliriz. Birkaç yöntem daha var. Onlar belki bir meraklısına serisi gibi bir şeyler var aklımda. Belki o meraklısına serisinde bir binary analiz videosu da koyarsam hoş olur. Şimdi biz ne yaptık? Manuel derleme yaptık. Komut satırında. Bir de make file diye bir kavram var ki işte şu komut satırında yazdığımız tabii şimdi proje büyüyecek. Sadece iki dosyayla işi bitiremeyeceğiz ki bazı zaman gelecek. 40 dosya, 50 dosya derlemeler. Kütüphaneler derlenecek. Statik kütüphaneler olacak. Ondan sonra o statik kütüphaneler link olacak. Sonra
statik kütüphaneleri kullanan source code derlenecek. Oradan oraya, oradan oraya. Günün sonunda bir uygulama çıkacak ama 40-50 tane source code belki derlenmesi lazım. Hepsinde sistemde başka başka yerlerde bulup getirip include petlerinin yerleştirilmesi, library isimlerinin, dependencies'lerin bilinmesi deyince insanoğlu bundan uzun ama çok uzun yıllar önce makefile icat etmiş. Make komutu default olarak bir makefile arar. Ne arar? Bir makefile isminde dosya arar. Şimdi biz bu eğitim kapsamı için bir makefile hazırladım. Şuraya açalım. Evet. Bakınız. Target dediği burada komutumuzun çıktısının ismi test. Main o'yla util o'yu günün sonunda linkage et. Bunu yapmak için evet testi kullanıyorsun. İlgili source kodları derliyorsun. Ve şu flagleri de ekliyorsun dedik. Flagler nereden geliyor? Bakın manuel yazdığım satırı düşünün. Package config'te. Bakınız burada package config'in önüne shell koymak zorunda kaldım. Çünkü makefile içerisinden çağrılınca böyle yapıyoruz. Cflex ile lips'i ayırdım. Cflex ile ldflex ayrılmış olsun diye adettendir. Şimdi ne oldu? Cflex ile include'lar geldi örneğin. Hatta Cflex'in içini de tire i diye include diye de ayırabilirsiniz. O da bir ayrı güzel olur. Şöyle. Cflag ama PC dosyasında ekstra cflag'ler varsa o include'un içerisinde gibi gözüküyor o zaman. Gibi. Yani şöyle şuraya includes eklediğimi düşünün. Gibi. Şimdi şunları göstereceğim. Tamam. Evet, bu da bu şekilde de yazılabilir. Ben şimdi sadeleştiriyorum. Basitleştirmek için. Evet. Şimdi ne oldu? Bütün warningleri açtık. Debug mode'a getirdik. Bunu debug mode enable, disable gibi de yapabilirsiniz. Tire'yi, her şeyi parametrik yapmak için define'lara bölebilirsiniz. Günün sonunda package config cflex'i include'ları buraya ekledik. ldflex'e de şu library'leri trele diye eklenen kısımları buraya ekledik. Ve environment'ı da sonuna bu şekilde ekleyince ne olacak? Burada daha basit bir örnek var. Ben kümülatif gidiyorum. Tüm örnekleri buraya getiriyorum. Daha slide'dan daha güzel oluyor. Şimdi package config'li ben size örneği veriyorum. Madem package config işledik. Madem package config karşılık ne geliyor onu söylüyoruz. Ha, aynı şekilde bakın şu GCC'de de uzun uzun yazdım ya. Uzun uzun yazdığım bu satırları siz yukarı includes olarak manuelde yazabilirsiniz. Package config desteklemeyen bir glib. Package config destekliyor çünkü glib kurulumun içerisinde .pc dosyası var. Olmayan pek çok proje var. Mesela bir araştırırken bakmıştım libsqlite'da hiç beklemezdim o olmamasını ama gördüğüm kadarıyla yok. Libsqlite'lı bir örnek yapacaktım yoksa. .pc içerisinde yoksa ne olacak? Package config onu bulamayacak sizde. Manuel olarak include petlerini, library'sini manuel olarak ifade edince ne yapacaksınız? İşte bu ve buna benzer tre ile include'larını, tre ile de kütüphaneye ve o kütüphanenin bağımlılıkta istediğini. Bağımlılıkta ise nereden bileceğim? Derleme de o bilinir merak etmeyin. Derlemede runtime'da bu kütüphanelerle ilgili sıkıntıları test ederken görürsünüz.
LD Flex'e de manuel olarak treleye diye ekleyebiliriz. Yani burada bu neye karşılık geliyor? Package config'li örnek yapmasaydık. Sistemde ben manuel olarak ne nerede biliyor olsaydım örneğini yapıyorum şimdi. Bir. Bu da iki. Yukarıdaki ile aşağıdaki cflex'ler günün sonunda aynı işe hizmet ediyor. Package config beni yükten kurtarıyor. Şimdi bir de bakalım, dur bir şeyler yazdık, doğru mu yazdık bakalım, bir daha bir yorumlatalım. Şöyle make demem ile make tire f make file demem aynı şey. Make file yeni bir make file dosyası yazarsanız default make file ismini arayacağı için bulamaz. Yeni dosya olması için de tire f make file yeni ile gösterirseniz, mesela make file yeni diyelim. Bu sefer bu dosyayı yorumla dediğim zaman makefile yeni clean dediğim zaman bakın bu sefer gelecek, onu derleyecek. Bunlar ekstra bilgili olarak sizlere sunuyorum. Buradaki bölümler dediğimiz gibi make dememiz ve make all dememiz aynı şey. Clean dediğim zaman aslında geliyor burada clean etiketinin altındaki işlemi yapıyor. Make clean diyorum. O etiketin altında testi ve yıldız o, yani o ile biten dosyaları sil dediğim için onları siliyor gibi. Install deyince install yapacak. All dediğimde de teste karşılık işlemler yapılacak. Make ile make all aynı işlem. Evet. Buraları geçtim. Devam ediyorum. Evet, build sistemler vardır. Bu make file'ları da generate eden, mesela bazı projeler configure make make install eskiden çok daha yaygındı. Halen de AutoTools hala çok kullanılıyor. AutoTools çeşitli shell scriptlerle bir configure scriptleri ve ona bağlışık bazı bir script ailesi çalıştırıyor ve configure dediğinizde sizin girdiğiniz konfigürasyon bilgilerine göre işte şu bilgileri manuel giriyorsunuz. Ona söylüyorsunuz konfigüre. Efendim benim C sistem şuradadır, include'lar buradadır, şudur budur derken configure dediğiniz an bir make file ortaya çıkıyor. Make file veya make file'lar. Make dediğiniz anda o make file ve bağlışık make file dosyaları derlenir. Make install deyince de işte nereye kopyalanacaksa oraya kopyalanır, alt üstü odur. Şimdi automake bazı işte dezavantajları var. Biraz anlaşılması zor falan filan. Ama oldukça popüler. CMake günden güne domineliğini yükseltiyor. CMake ile ilgili bir içerik açıkçası yapsam hiç fena olmaz. Hani bir de benden dinleyin şeklinde ufak bir CMake içeriği güzel olabilir. Bir meraklısına serisi yavaş yavaş şişiyor. Aklımda. Ne zaman yapacaksam. Diğerleri hakkında en ufak bir bilgim yok. Siz projenizi yapacaksanız AutoMake, AutoConf'a bulaşmayın. Bulaşmış olan projeleri de siz Configure'ı kullanmasını bilin yeter ki. Configure'a hangi parametreleri geçeceğinizi bilin. Özellikle cross compile'da işte architecture vesaire parametreler vereceğiniz zaman Configure'un help'ine dikkatlice bakın, buna help menüsünde güzelce yazarlar. Configure'un help'ine güzelce bakın, sizi yönlendirir o. Kendiniz proje yapacağınız zaman, yani make file generate eden bir build sistem kullanmak isteyeceğiniz zaman CMake'i tercih etmelisiniz. Tabii ki günün sonunda siz bilirsiniz. Tireci dedik. Ne dedik? Debug.derlemenin tek bir anahtarı G parametresi GC'ye verdiğimiz. GDB test ile debug etmeye başlıyoruz. Hadi komut satırından
deli miyiz neyiz? Debug etmeye başlayalım. Bakınız başladı. Şimdi burada kodumuzu bir hafiften tanıtalım. Burada package config'de desteklediği için glib'i kullanıyoruz. Glib burada glist append ile bir double link list açıyor. Glist first data diyoruz. İşte efendim onun ilk elemanını alıyoruz. O da bize şu listeye ne eklemişse onu basıyor. Maksat o kütüphane içinden bir şeyler çağırmış olmak. Çok hızlı bir örnek bu. Maksat iki fonksiyon o kütüphane içerisinden kullanıyoruz. Şimdi buraya bir breakpoint koyalım. Break diyelim. Evet, util C içerisinde satır 3'e breakpoint koydu. Aman ne güzel. Step diyelim. Heh, program henüz çalışmıyor diyor. Run diyoruz. Program çalışmaya başladı. Tak, geldi düştü. Grafikteki gibi. Grafikte tak buraya düşecek ya. Geldi düştü. Step diyorum. Girdi içine. Next. Yeni satır çalıştı. Next. Diğer satır çalıştı. Next. If'in içine girdi. Next. Printf'i bastı. Free yapıyoruz. Next. Çıkıyoruz. Evet. Main'e döndük. Main'de return 0'a döndük. Continue diyelim. Program exited normally. Kapandı, gitti. Yani şuraya geldik, çıktık artık. Şu fonksiyonda main içerisinde sadece çağrılıyor, maksat kullanmak olsun. Şimdi bakın konu satırından bir debugging yaptık. Yani bilelim hani işte oldu. İşiniz düşmez olur mu? Düşebilir. Düşebilir. Ama %90 düşmeyecek. %5 ihtimal işiniz komut satırından debug yapmaya düşebilir. %5 bile yüksek söyledim. Şimdi bir de şu var. Hali hazırda çalışan bir uygulama varsa onu attach etmek için. PID'sini veriyorsunuz. Bakın şu PID'de bu uygulama çalışıyor. Git ona attach ol. Onu debug edeceğiz diyorsunuz. Geçtim. Bakın bu işlemleri yaptık. P ile print ile eğer bir değişken varsa onu da bastırabiliyorsunuz. Aynı hani watch yapıyoruz ya debugginglerde. Onun gibi o değeri görebiliyorsunuz. Buraları yapmış olduk. Evet. DDD graphical GDB. Doğru. Evet. Burada hazır açılmış var diyorum. Buradan file, open program, open source diyorsunuz. Efendim ve uygulamanıza düşüyorsunuz. Run dediğim an aynı biraz önce yaptığım işlemleri step into giriyorum içine şimdi. Next diyorum. Next diyorum. Next. Next. Bakın. Next. 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 İşlem bitti. Biraz önceki Nines. Biraz önce benim manuel olarak ki o da kendisi de manuel işlemleri, komutları yazdı. Step'i step into next de step over gibi düşünün. Efendim. Normal GDB komutlarını grafik dünyaya yansıttı. Bunu kullandığımda 2007-2008 miydi bilmiyorum. Hem C debugging için kullanmıştım. Hem de çok enteresan shell script debugging de yapabilen bir uygulama. Onun için de kullanmıştım. Çılgınlık. Bunlar çok eski şeyler. Çok eski şeyler. Hani nasıl bir günah işlemiş olmanız lazım bunu kullanmak zorunda kalmak için bilmiyorum. Çünkü artık çok modern tool'lar var. Hadi geçelim bir modern tool kullanalım. Şimdi Visual Studio Code'da örneğin Start Debugging dediğiniz anda size VS Code altında Launch.json ve Settings.json geliyor. Launch.json'ı açıyorsunuz. Şimdi artık bunu buraya alabiliriz.
Blanche.js'ini açtıktan sonra size diyor ki uygulamanızın pet'i neredeyse onu girin diyor. Ben girdim. Workspace folder dediği Visual Studio'da açtığınız yer benim için ABS klasörü. Yani şu ABS klasörü, ben bu ABS klasörünü açtığım için Workspace folder yani root folder burada ABS. Altına Workspace dedim, App Dev dedim, uygulamanın ismi test. Programa girdim mi? Girdim. Bitti işim. Eğer parametre varsa, uygulamanın parametresi varsa buraya Arcs'a da liste olarak giriyorsunuz onu. Bakın burada bir JSON formatında mis gibi size bir arayüz. Evet, JSON bir arayüz sunuyor size ve siz de buraya gerekli bilgilerinizi giriyorsunuz. Tamam. Efendim. Şimdi artık benim Launch.js'ını gördüm. İçerisinde program kısmını doldurdum. Şimdi tek yapacağım şey Start Debugging de demeden önce şuraya bir breakpoint koymuşum. Start Debugging diyorum. Tak. Geldi mi? Bir step into çekiyorum. Tak. Girdim bir fonksiyon içerisine. Çok güzel. Step over, step over iniyorum. Tak. 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 Bakın STD auto aldım. Frame yaptım. Tamam. Herkes mutlu mu? Mutlu. Bakın. Dünyanın burada alakası bir durum var. Geçtim. Hatayı boş verin. Evet, dünyanın en hafif IDE'si karşınızda. Yani Qt Creator kullandım yıllarca. Ondan çok çok hafif, çok tatlı bir IDE. Code Composer kullanıyorum. Çok amiral gemisi, çok yüklü ama tabii çok büyük de kabiliyetleri var. O da yerine göre kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Eclipse Code Composer. Visual Studio kullanmak zorunda kalıyorum. Visual Studio 2019 kullanıyorsunuz ama o da amiral gemisi gibi çok ağır çalışıyorlar, şudur budur ama çok kabiliyetleri var. Bu çok daha böyle başlangıç seviye, hafif, temel ihtiyaçlarınızı çok güzel görüyor. İyi komut satırı kullanıyorsanız, atıyorum bu JSON bir manuel konfigürasyon yapmakta zorlanmıyorsanız, low level daha güzel kullanıyorum diyorsanız, bakın ne kadar hafif bir IDE Visual Studio Code, eline sağlık geliştirenlerin. Ne oldu diye bak, yaptım mı? Yaptım yine. Şimdi versiyon kontrol sistemleri CVS örneği söylemiş. Fi tarihinden kalma olduğu için işte eskiyen, slide'ın eskiyen kısımlarından burası. Konumuz versiyon kontrol. Biz Best Script Focus gidiyoruz. Yani Git'i komut satırından kullanmak tabii konu edinilebilir ama bir şu an 33. dakikasına gelmiş bir eğitimin küçük bir parçası, ayrılabilecek bir şey değil bu. Bir de benden dinleyin gibi belki bir Git eğitimi, birkaç video belki olabilir ileride. Şu an emin değilim, söz veremiyorum. O kadar çok şey yapmak istiyorum ki zaman, yani bu tam zamanlı iş haline falan getirmem lazım Doktor P'yi. Mümkün değil bu da yani. Karnım doymaz açıkçası. Dolayısıyla ben işime gücüme devam ediyorum boş zamanlarımda. Ancak ne kadar içerik üretebilirsem sizler için can siperhane, çoluğundan çocuğundan zamanından yiyip sizler için içerik üretmeye devam edeceğim ama az az ve devamlı. Az ve devamlı maalesef. Zaman kısıtından dolayı. Şimdi ağlamayı bırakayım. Versiyon kontrol. Neden yapıyoruz? Zamanda yolculuk yapmak için yapıyoruz. Şimdi sadece source kodumuzu yedeklemiş olmuyoruz. Tabii ki canım, o zaman FTP at. Aynı anda pek çok kişiyle birlikte çalışabilmeyi ve aynı anda birkaç feature çalışabilmeyi. Branch'ler var. Dallara ayırabiliyorsunuz yaptığınız çalışmaları. Ve sonra o dalları birleştirebiliyorsunuz sadece kendiniz için. Aynı zamanda başka bir arkadaşınızın çalıştığı dalları alabiliyorsunuz. O dalları da birleştirebiliyorsunuz. Sonra birleştirdiğinizi bir süre kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra bir üste release'e çıkacağınız zaman farklı bir dala geçiyorsunuz falan filan derken dilediğiniz zaman eski bir versiyona, sadece bir dalda eski bir versiyona dönebiliyorsunuz. Eski bir komitinize dönebiliyorsunuz.
Hem geri zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz, hem çalışmalarınızı birleştirebiliyorsunuz, hem aynı dosyada aynı anda birden fazla personel çalışabiliyorsunuz da falan da filan yani. Git haricinde çalışmayı hayal edemem. Yani git akış bir de git flow'lar falan var bunun ileri seviyeleri benim de yeni kullandığım açıkçası. Yani Git'i collaboration yani birlikte çalışma kültürü için ve release management amacıyla da versiyon kontrolü olmazsa olmaz yani. Aksini düşünemiyorsunuz kullandıktan sonra artık. Biraz önce konuştuğum şeyleri işte ufak tefek burada yine ifade edilmiş. Aynı zamanda dokümantasyon içinde niye Markdown falan kullanıyor dokümantasyon? Text tabanlı dokümantasyon içinde mis gibi mesela Raspberry Pi'in tüm dokümantasyonu .md Markdown'dı. Baktığım sırada. Veya başka text formatlarda da dokümantasyon dosya formatları var. Dokümantasyon içinde, text only dokümantasyon içinde uygun. Takım çalışması için olmazsa olmaz. Bunlardan en ünlüsü şu an Subversion ve Git. Git de dağıtık kullanıma uygun olduğu için. Inanılmaz domine. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Git gümbür 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 şu an Belki %80 seviyelerine ulaşmıştır belki domineliği. Şimdi burada CVS gündeme gelmiş. Biz geçiyoruz. Merkezi yaklaşım SVN'de de bu var. Sizde bir lokalde ayrıca offline bir versiyon kontrol yapmanıza izin vermiyor. Dağıtık yaklaşıma hemen geçelim. CVS konusunu anlatmayacağız. Distributed dağıtık olduğunda bir de stage tutturuyor size Git. O stage'de commit yaptığınız zaman sunucudan bağımsız siz bir versiyon kontrol offline'da yürütebiliyorsunuz ve daha sonra push yapıyorsunuz. Ve remote branch'e o şekilde çıkıyorsunuz falan filan avantajı bir de bu distributed dağıtık yaklaşımı diyoruz ve konuyu kapatıyoruz. Geçmiş olsun arkadaşlar. 5 scripting serisi kısım 1 tamamlanmıştır. Gazamız mübarek olsun. Bundan sonrası Advanced Best Scripting Guide kitabından devam edeceğiz. Yani bundan eğer burada 10-11 video yapmışsam açıkçası belki burada 20 video yapmam lazım. 20 video, 20 hafta eder. O kadar uzun sürmemeli. Doktor P ile ilgili çok daha derin detaylı çalışmalar için planlarım var. Bakalım. Bakalım. Bunu da bir 10 videoyla limitleyebilirsek tamamdır. Ben hasbelkader parantez içerisinde aralara sıkıştırarak, örneklere sıkıştırarak pek çok şeyi de gösterdim size. Bakalım bir 10-15 videoyla da bu işi tamamlayalım istiyorum. Tabii bir küçük sürpriz yapabilirim. Bu video ikinci kısmı ile alakalı. Yani birazını YouTube'da yayınlayıp diğerlerini başka bir mecraya kayabilir miyiz acaba? Bakalım neler olacak. Haydi görüşmek üzere.